Adım Hilal dedim mi? Merhaba arkadaşlar. Çok abarttım, çok abarttım. Sıcak bastım yine. Merhaba arkadaşlar. Evime odamın en sevdiğim köşesine hoş geldiniz. Size arkadaşlar diyorum çünkü sizi evimde ağırlıyorum. Lütfen beni mazur görün. Başlıkta da anlaşılacağı gibi size Access Bars ile ilgili edindiğim bilgileri en yalı ve en özet haliyle sizinle paylaşmayı diliyorum. Umarım memnun kalırsınız. Kafamızın üzerinde 32 tane noktalar var. İşte aşk, hüzün, neşe, yargılar, alan, zaman. Bunların hepsini teker teker sizinle işleyeceğiz arkadaşlar. Bu video yetmese de bir sonraki videomda hepsini detaylı bir şekilde size anlatacağım. Arkadaşlar 32 tane bar dediğimiz noktalar var. Akupunktur gibi diyorlar ama aslında sadece biz akupunkturdan ziyade çok küçük dokunuşlarla yapıyoruz. Yani ben seans yaparken biraz bastırıyorum sanki bastırınca daha çok etki edecekmiş gibi ama buna hiç gerek yok. Ufak dokunuşlarla bunu halledebiliyoruz. Bunun amacı nedir? Hani biz çekim yasası tabii ki çok seviyorum çekim yasasını, bir şeyler dilemeyi, istemeyi. Ama önceliğimiz şu, biz bir şeyleri temizlemeden onun üstüne bir şeyleri koyamayız. Yani bir şekilde başlarda görünmese bile ilerleyen zamanlarda bu tıkanıklığa yol açacaktır. Nasıl örnek verebiliriz? Patlıcan çöpünün boruya, lavabo borusuna tıkadığını düşünün. Biraz azar azar akar, bu belli olmaz ama en sonunda böyle birden patlak verir ve içindeki her şey dışarı çıkar çok kötü bir şekilde. Başlarda bunu siz anlamazsınız. Evet böyle bir sıkıntı vardır ama tam olarak onu oradan almadığınız için, onu çözmediğiniz için bu çok sonradan da ortaya çıkar. Kendimizden örnek verirsek şu şekilde. Diyelim ki 30-40 yıl önce bir şey yaşıyorsunuz ya da işte 2 hafta önce bir şey yaşıyorsunuz ve bunu tamamen artık unuttuğunuzu düşünüyorsunuz. İşte aşkla ilgili yargılarınız olabilir. Parayla ilgili yargılarınız, aileyle, arkadaşlıklarla, dostluklarla, işle alakalı bir sürü yargılarımız var. Bir sürü. Hepsi buraya doluyor. Tıkanıklık, blokajlar oluşturuyor. Ve biz o noktalara dokunarak aslında onları o patlıcan çöpünü almak gibi bir çalışma yapıyoruz. Bir enerji çalışması yapıyoruz. Bu da yavaş yavaş sizin temizlenmenize ve açılmanıza, aynı zamanda bu barlarla ilgili kocaman bir alan açmanıza yarıyor aslında. Mesela şöyle bir örnek verelim. Para ve aşkı ele alalım. Diyelim ki parayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Mesela para sizin için ne ifade ediyor? Biraz size müsaade edeyim. Para konfor demektir. Para demek işte lüks yaşamak, bir şeyleri elde etmek, gerekiyorsa arkadaş kazanmak, daha çok eğitim almak, daha çok gezmek, daha çok görmek, kendini daha çok geliştirmek. Ne oldu? Para bir araç oldu değil mi? Ama biz sanki para bizim amacımız gibi yaşadığımız için belki de çok uzun bir süre sonra istediklerimize kavuşuyoruz. Çünkü o para bize geliyor ama belki bizim başka amaçlarımız olduğu için istenilen amaca bunu ulaştıramıyoruz. Diyelim ki şöyle bir örnek verelim. Benim Kaliforniya'da eğitim almam için 5000 dolara ihtiyacım var. Şimdi ben o zaman şunu istersem, benim 5000 dolar ihtiyacım var, ben 5000 dolar istiyorum, bana 5000 dolar gelmeli diyorum sürekli. Tamam, bu 5000 dolar bana geldi. Benim amacım neydi? Kaliforniya'da bir eğitim almak. Ama ne oldu? Bir şekilde kredi kartı borcum oldu, birisine borçlandım veya çok istediğim bir teknolojik bir alet aldım diyelim. Hiç hesapta yokken. Ve o para aslında ben amacıma gitmeden benden kopup başka bir yere gidiyor. Yani para istedim, evet geldi ama amacım hala orada askıda kaldı. O yüzden Access Bars bize şunu gösteriyor. Tamamen amacına odaklan. Araçlara kesinlikle odaklanmıyoruz. Çünkü ihtimalleri siz yaratmaktan ziyade cevap verdiğiniz için. Çünkü bu da ihtimallerden birisidir. Yani Kaliforniya'da eğitim almak için 5000 dolara ihtiyacını siz zorunlu kılıyorsunuz. Yani eğer benim 5000 dolarım olmazsa ben asla Kaliforniya'da eğitim alamam. Bu şekilde işliyor. Peki o zaman ne yapacağız, yani para da isteyemiyoruz, Kaliforniya eğitim almaya ben nasıl gideceğim diye soruyorsunuz çok mantıklı bir şekilde. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Kaliforniya'da eğitim almam için neler mümkün? Ya da benim son model bir telefona sahip olmam için neler mümkün? Alanınız genişlemeye başlıyor. Yani ben sürekli öyle hissediyorum. Sürekli
alanımın genişlediğini hissediyorum. Ben özgürleştiğimi hissediyorum. Umarım siz de öyle hissediyorsunuzdur. Gerçekten buna odaklanarak soru sorduğunuzda alanınızın genişlediğini gerçekten fark edeceksinizdir bir süre sonra. Tabii ki de bu ilk çalışmamız olduğu için birazcık size çok farklı gelebilir. Belki çok farklı bir şeydir bu sizin için. Ama zamanla örnekleri çoğalttıkça, ki siz de bana yorum yaparsınız. İşte şunu istiyorum ama nasıl istemeliyim? Ama biz istemiyoruz. Biz ihtimalleri yaratıyoruz aslında. Neden para istemiyoruz? Çünkü senin Kaliforniya'da eğitim alman için belki de sadece paraya ihtiyacın yoktur. Ya eline o sıcak paranın geçmesi belki de gerekmiyordur. Ne olabilir? Asla buna tabii ki cevap vermememiz gerekiyor. Ama ben sizin daha iyi anlatabilmem için size bir şekilde birkaç ihtimalden örnek vererek devam etmek istiyorum bu yola. Kaliforniya'da eğitim almak istiyorum. Evet. Yani diyorum, evet, para ihtiyacım var. Başka şekilde nasıl olabilir ki? İmkansız, mümkün değil. Bir dakika. Tamam, bunu ele alalım. Bu herkesin düşündüğü bir şey. Ben de başlarda öyle düşünüyordum tabii ki. Bunu bir kenara böyle attık. Yani kenara atmak derken bu da bir şey gibi düşünün. Kaliforniya'ya gitmek istiyorum. Buradan böyle bir sürü okların çıktığını düşünün. Bir sürü sonsuz ihtimal var. Ne oldu? İşiniz için belki sizin Amerika'ya gitmeniz gerekti. Ya belki de bir gezi düşündünüz, gezi planladınız. Bir haftalığına oraya gidiyorsunuz diyelim. Yani tamamen aslında eğitim için bir şeyler düşünüyorsunuz. Ama bir şekilde sizi önce Amerika'ya götüren bir şey olması gerekiyor. Belki de sadece eğitim için değil de herhangi bir yolla oraya gidip o eğitimi alabilirsiniz. Belki de seneler sonra. Zamanını bilmiyoruz ama ihtimaller o kadar çok ki, belki size bir burs çıkacak ya, belki öğrenci misiniz, hani her neyse, bir şekilde size bir yol oraya açılacaktır. Yani bu sefer ne olmuş oldu? Siz kitlememiş oldunuz. Eğer gerçekten eğitim almak için para ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüzde, paraya sahip olmadan asla bu eğitimi alamayacağınız bilinçaltınıza kodlanıyor. Siz bunun farkında değilsiniz çünkü kimse böyle olsun istemez tabii ki de. Ama maalesef bilinçaltı böyle bir şey ve sadece siz cevabınızı verdiğinizde bunu otomatikman bu şekilde almış oluyor arkadaşlar. Aşk dedik. Aşkla ilgili tabii ki yargılarımız var. Ne? İşte aşk üzer. Aşkı insanlar yalnızca bir kere yaşar. İnsanların birbirine aşık olması sonsuzluk imkansızdır. Ya nasıl böyle bir şey olur? Ya insanlar nasıl böyle mutlu? Ya kesin rol yapıyorlar. Hep sosyal medyaya oynuyorlar. Kesin aşk, aşk, aşk. İnanmıyoruz. Kendimiz inanmadığımız için hiçbir şeye gerçekten inanmıyoruz. Ya da kıskançlık besliyoruz. Bu tamamen bilinçten bilinçaltımıza akan şeyler arkadaşlar. Şimdi bilinç ne? Önce ona bakalım. Tekrar bu aşk mevzusuna döneceğim. Bilinç dediğimiz şey arkadaşlar tamamen yargısız bir şekilde her şeyi almaktır. Nasıl her şeyi almaktır? Diyelim biri masada çalışıyor, bir şeyler yapıyor. Sinirli gibi ama biz ne yapıyoruz? Bir insan var ve masada çalışıyor. Bitti. Asla yargı yok. Duygu, düşünce, his. Hani dedik ya, bu 32 barımıza geçmişten, işte atalarımızdan bize gelen bir sürü kötü enerjiler, oraya yargılar. Bak, iyi veya kötü arkadaşlar, sadece kötü olmak zorunda değil. Mesela şu da var çünkü. Benim hani iyi diyoruz ya işte. Benim çok iyi bir dinleyici olmam gerekir ki aşkımda daha mutlu olabileyim. Benim hediyeler almam gerekir ki sevgilime beni daha çok sevsin. Aslında buna olumsuz bir şey yok ama şu şekilde de oluyor. Tam tersini düşünürsek beyin diyor ki ya, ben bunu hediye almazsam, ilgisi bende azalırsa beni daha az sever. Beni belki de hiç sevmez. Aslında hep yargı barındırıyoruz. Aslında sadece olduğu gibi bıraksak, o insan sadece ders çalışıyor olarak düşünsek, arabada bir insan sadece gidiyor, sadece su içiyor, sadece konuşuyorlar olarak yargısız bir şekilde baktığımız zaman aslında bir takım özgürlüklere erişiyoruz. Gerçekten. Bu en çok dedikodu kısmında oluyor. Buraya hemen geleceğim, şu aşk barını hallettikten sonra. Arkadaşlar, ne dedik? Aşka karşı bir sürü yargılarımız var. Bu 32 barımızda buraya birikiyor. Sürekli, 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 sürekli. Biriktikçe biz aslında farkına varmıyoruz. İşte 30 sene önceki, 1 sene önceki duygularımızı aşkla ilgili buraya bırakıyoruz. Sonra da aşk istiyoruz, aşk diliyoruz. Sen hani aşkın kötü bir şey olduğunu düşünüyordun? Hani aşk sadece bir kere yaşanırdı ama sen daha önce aşık oldun. Bir daha aşık olamayacak mısın yoksa? Ya da aşk acıtır mı? Ya da herkes zaten rol yapıyor. Ben mutlu değilim, sen kimse mutlu değil ki gibi. Tabii ki iyi şeyler de var. Dediğim gibi işte şunu yaparsam, onu çok güzel bir yemeğe götürürsem bana daha fazla aşık olur. İyi şeyler de var bunda ama dediğim gibi tam tersine çevirirsek bu tamamen çok olumsuz bir yargı barındırıyor. Bunların sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar?
aslında size ait olmayan o küçük ses. Böyle beynimize durup 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 sürekli düşünüyor. Bir dakika, ben kavramı neydi yani? Ben dediğimiz şey aslında tam olarak ne? Ben dediğimiz şey bu etten beden mi? Ben bunu çok kolay değiştirebilirim. Yani ben dediğimiz şey aslında değiştirebileceğimiz bir şey mi? Düşüncelerim ben mi? Hissiyatım, yargılarım ben mi oluyorum aslında? Bunların hiçbiri ben değilim arkadaşlar. Yani ben diye bir kavram, ben dedikten sonra kayboluyormuş gibi geliyor bana. Bu çok tartışılır bir konu tabii ki. Bunu sizinle tekrardan tartışırız. Diyelim ki, şimdi yargı diyoruz ya arkadaşlar. Diyelim ki dolapta Burcu'nun bir örneği var. Size onu söylemek istiyorum. Landmark eğitimde almıştım ben. Orada Burcu şunu söylüyor. Dolapta bir tane kek var. Ve siz onu yemek istiyorsunuz. Ama küçük ses, içinizdeki ses size diyor ki, ya saçmalama, zaten kaç kilo oldun, bunu mu yiyeceksin diyor. Ondan sonra tekrar diyor, ama benden değerli mi ya, işte yarın daha az yemek yerim, daha çok yeşil çay içerim, daha çok koşarım, yani ne olacak ki onu eritmem, 2 günümü alır diyor. Ve o keki komple ağzına atıyor ve yiyor. Sonra aynı ses, bakın arkadaşlar, aynı ses size şu şekilde devam ediyor. Ya sen aptal mısın? Zaten kaç kilo olmuşsun, nasıl verebileceğini düşünüyorsun ki bu kiloyu evde böyle miskin miskin ya durarak? Nasıl bu kiloya verebilirsin? E ne oldu şimdi? O iyi miydi, kötü müydü? Ama ye dedim. Sen bana ye dedin. Yemeseydin diyor o. Tam tersini yapsaydın diyor. Yani sizi sürekli ikilemde bırakıyor. O sizin yargınız arkadaşlar. O tamamen hayatınızdaki sizi bütün yanlışlara götüren, doğru gibi olup da sizi bütün yanlışlara götüren yargıcınız arkadaşlar. En büyük yargıç. Dedikodu dedik. Size biri bir şey anlatıyor. İşte şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Kilit noktayı söylüyorum. Yani can alıcı nokta arkadaşlar şu. İlginç bir bakış açısı. Çok garip. Gerçekten ilginç bir bakış açısı. Yani insanlara bunu dümdüz söylediğinizde ne diyorsun? Evet, bununla çok karşılaştım. Başta böyle diyorlar. Ne diyorsun ya sen? Yani dedikodu yapıyorduk işte, hani çekiştiriyoruz ya, sen de bir şey söyle diyor. Bir şey duymak istiyor çünkü. Egosunu tatmin edecek. Yani senden bir şey duyup onu tatmin etmek istiyor. Siz şu şekilde karşılık vereceksiniz. Yani söylemeseniz bile içinizden, ha evet, ya ilginç bir bakış açısı gerçekten. Yani doğru yanlış diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bu benim için kalemdir, ben buna yazarım. Bu benim doğrumdur. Değil mi? E başka bir insan bunun kafasını kaşır. O bana diyemez ki ya. Ben ona derim ki ya, bu sadece yazı yazmak için kullanılır. Bu kalem ya, bildiğimiz kalem, asırlardır bildiğimiz kalem. O da bana der ki, hayır ben buna kafamı kaşıyorum, bu benim kafa kaşıma aracım gibi bir şey söyleyebilir. Çünkü bu onun doğrusudur. O yüzden herkes her şeyi kendi doğrusuymuş gibi gösterdiği için sizin onu yargılamanıza fırsat vermeyecektir. O yüzden onlar için başkalarını yargılamanız onun için daha kolaydır. Egosunu okşamanız adına, ki ego dediğimiz şey de arkadaşlar gerçekten tabii ki hepimizde var. Ama eğer siz o egonuzda sıkışıp kalırsanız nefes alamazsınız. O yüzden siz eğer biri size bir şey söylediğinizde, ki tabii ki birinden ziyade en çok kendimizi yargılıyoruz. Hani başkalarına diyoruz ya, sen bana bunu nasıl söylersin? Bir dakika, ama sen daha geçen gün aynaya bakıp saçının ne kadar iğrenç olduğunu, seni kimsenin böyle beğenmeyeceğini, yüzünde çıkan sivilce yüzünden çirkin göründüğünü söylüyordun. Yani kim daha acımasız? Bence kendine söylediğin daha acımasız. Kendimize neden bu kadar acımasız davranıyoruz? Başkalarını yargılamaktansa neden kendimizi daha fazla, yani başkalarının bizi yargılamasındansa kendimizi yargılamamızı daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü en acı yargıları biz aslında kendimize yapıyoruz arkadaşlar. Yargı dedik, aşkta kaldık. Mesela diyelim ki aşkla ilgili bir sürü bakış açımız var. Eğer biz sürekli istersek sonra da diyoruz ki, İşte aşk bana neden gelmiyor? Ben aşkı istiyorum. Ama sen demiştin aşkın kötü bir şey olduğunu. Hani buraya biriken bir enerji blokajı var. Biz bu parmaklarımızla, ben bastırsam da küçük dokunuşlarla yaparak o blokajları temizlemeye başlıyoruz. Yani tıkanıklıkları açıyoruz. İyisiyle kötüsüyle arkadaşlar, iyi düşündüğünüz her şey, kötü düşündüğünüz her şey, çünkü iyi ve kötü herkese göre değişir. Benim iyiyim senin iyi olmayabilir, ya da senin kötü dediğin şey bana gayet normal gelebilir. Bu değiştiği için biz tamamen bunu sıfırlıyoruz.
format atıyoruz gibi bir şey. Mesela diyelim para bara. Şurada şimdi ilk defa kendini göstereceğim. Şöyle yaptık. Benim yattığımı düşünürsek arkadaşlar, şu şekilde kulağımın şu ucuna orta parmağım gelirse şurada para bara var arkadaşlar. Ben buraya yaklaşık kaç dakika tutuyorum? Ben ortalama 5-6 dakika bu 3 parmağı tutuyorum. Ama 3 dakikaya kadar da tutulabiliyor. Yani o size verilen zamana bağlı. Ama bence ne kadar uzun durursa o kadar iyi. Bu bara dokunduğum zaman o bara söylediğimiz bazı temizleme cümleleri var. Bunu internetten araştırabilirsiniz. Yaza da bilirim. Yani şu şekilde oluyor. Parayla ilgili düşündüğüm olumlu, olumsuz ne varsa, geçmişte, gelecekte, şu an ki geçmiş gelecek dediğimiz zaman zaman kavramı aslında hep an. Hep anda yaşıyoruz. Çünkü o yüzden 40 sene önceki şey birden patlak veriyor. Aynı duyguları hissediyoruz. Çünkü o hiç gitmedi. Hep bizimleydi. Amacımız zaten bunları tamamen ortadan kaldırmak. Bunları tamamen temizlemek. Ben buraya tutuyorum ve diyorum ki parayla ilgili olumlu olumsuz bütün düşüncelerim geçmişte, gelecekte, şimdi, şu anda, bütün zaman, alan ve mekanda godzilyon kez yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Bitti. Yani bu sefer ne oldu? Yargısızız arkadaşlar. Her şeye karşı yargısız kalıyoruz. Ve bu gerçekten o kadar büyük bir özgürlük, o kadar büyük bir güç ki. Gerçekten birisi sizi yargılıyor. Mesela ben 15 Şubat'ta 15 Şubat, yani 15 Şubat'ta bu eğitimi aldım. Ve şöyle oluyor. Bir kere kendinizi yargılamayı bırakıyorsunuz. Kendinizi gerçekten sevmeye başlıyorsunuz. Kendim dediğiniz şey neyse tabii. Neye kendim diyorsunuz? Fiziğinize mi, düşüncelerinize, duygularınıza, iletişiminize mi? Bunu bilmiyorum. O size kalmış bir şey arkadaşlar. İnsanlar size bir şey söylediğinde ne kadar ilginç. Çünkü artık doğruluğunu kabul etmiyorsunuz. Size yanlış veya doğru gelen bir şey olmuş olmuyor ki. O onun bakış açısı. Arkadaşlar herkes bu hayata bir amaç için gelmiş. Herkesin bir hayatı, herkesin bir doğruları, herkesin planı iyi veya kötü. Herkes kendi canında. Herkes kendi hayatını yaşıyor. O yüzden o sizinle ilgili istediği her şeyi düşünebilir. Siz kabul etmeyeceksiniz. Yani bunun için tabii ki kendinizi zorlamayacaksınız. Ama şu şekilde olacak. İşte Ayşe Ali'ye bunu yapmış ya, ne kadar da terbiyesizce, ne kadar da kötü bir şey söylemiş. Şimdi siz bunu söylüyorsunuz içinizden. Ay, ilginç bir bakış açısı. Boşver. Hani biraz şeymiş gibi oluyor başlarda. Ya ne kadar da ketumsun. Ketum mu denir? Ne kadar da işte vurdum duymazsın. Ne kadar da şey yapmıyorsun falan. Şimdi sizi aslında siz yargılamadığınız için sizi tekrar yargılamaya başlıyor. Ve sizin ilginç bir bakış açısı var gerçekten. Deyip aslında önünüze duvar koymuş gibi oluyorsunuz. Ama aslında o kadar genişliyorsunuz ki hiçbir şey sizi etkisi altına alamıyor arkadaşlar. Başka size şunları okuyabilirim. Access'in mucizevi etkilerinden birkaç tane paylaşım var özet olarak. Mesela zihin ve bedendeki gerilimi yok eder. Günlük yaşamın getirdiği stresi azaltır. Yaşamın üzüntülerini en aza indirir. Aşırı kızgınlık ve öfke eğilimlerini azaltır. Öfke, yorgunluk, tükenmişlik gibi duygular tarafından vücudunuzda oluşturulmuş blokajları çözer. Duygusal iniş çıkışları yatıştırarak daha dengeli bir ruh hali içinde olmanızı sağlar. Depresyonu ortadan kaldırarak neşeyi yaşamınıza geri döndürür. Korkularınızın, fobilerinizin, endişelerinizin giderilmesini sağlar. Enerjiyi arttırırken yıpranmayı azaltır. Bedenin yaşlanma hızını azaltır. Yıkıcı düşünceleri kökünden söküp atar. Kafanızın içinde sürekli konuşup duran gereksiz düşünce diyaloglarını susturur. Arkadaşlar bir durup düşünün şöyle. Biri konuşuyor sürekli. Kim o? O siz değilsiniz. Onu bir kere söyle. O asla siz değilsiniz. Çünkü siz hem iyiliğinizi hem kötülüğünüzü aynı anda isteyemezsiniz ki. Bu hiç doğru bir şey değil. Kim bunu ister ki? Sürekli konuşuyor ama bir süre sonra öyle bir an geliyor ki. Evet şu an koltuğa tutunuyorum. Nefes alışverişimi hissediyorum. Evet, konuşan hiçbir şey yok. Hiç kimse konuşmuyor. Artık özgürsünüz. Yani şu an kafanıza bir sürü şeyler söylüyor. İşte bu kız ne anlatıyor burada? İşte üstündeki renk ne kadar değişik bir renkmiş. Saçı neden öyle? İşte uf, karnım da acıktı ya. Bir gidip yemek mi yesem? Şu videoyu durdurup bir gidip gelsem mi ya? Hep konuşacak arkadaşlar. Tabii ki bunu yaptıktan sonra konuşacak ama ne olacak biliyor musunuz?
siz öyle bir farkındalığa erişmiş olacaksınız ki tamamen anda kaldığınız için, tamamen anda kaldığınız için onu duymayacaksınız ve o bir süre sonra pes edecek. Sessiz sessiz yine sizi çalmaya çalışacak. Tabii ki yine konuşmaya çalışacak ama siz onu asla duymayacaksınız. Arada duyduğunuzda tekrar bunları hatırlayacaksınız ve tekrar onu yok edeceksiniz. Farkındalıkla. Farkında olmak müthiş bir özgürlük. Yani geçen gün şöyle bir şey oldu. Hayatımda ilk defa yaşadım. Ayaklarımı uzattım ve bu beden bana mı ait diye düşünmeye başladım. Çünkü ben dediğim şey bundan ibaret olamaz. Hani sadece bu olamaz. Çürüyüp gidecek bir şey mi ben? Sonsuzluk hani. Hani evren sonsuzdu, ne oldu gibi oluyor. Ruhumuz hani sonsuzdu. Ne olmuş oldu? Ben oturuyorum, ayaklarıma baktım ve ilk defa ayaklarımın ne kadar büyük olduğunu fark ettim. Çok enteresan bir şekilde. Yani ilk defa ben bedenimi fark etmişim. İlk defa o ağırlığını hissetmişim. Çok garip bir farkındalık. Ve bunu düşünmedim tabii ki. Öyle birdenbire oldu. Bazen sizde öyle olacak. Aynaya baktığınızda hani sanki başka birisine dokunmuş gibi oluyorsunuz. Çünkü ruhunuzu fark ediyorsunuz. Yani gerçekten içinize döndüğünüz zaman aslında bütün dış dünya aslında bütün insanların hepsinin içinizde olduğunu biliyoruz. Çünkü sen bir insana bakıyorsun. Ya bu insan gerçekten çok iyi bir insan. Bu insan gerçekten nefret edilesi bir insan. Bir dakika ya. Ama ondan nefret etmeyen insanlar da var. Bu sevdiğim insanı sevmeyen insanlar da var. Nasıl şimdi bu? Hangisi bu? Ben. Ne oldu? Aslında onlar ben olmuş oldum. Yani ben onları nasıl görüyorsam o şekilde. Mesela diyelim ki bir telefon bekliyorsunuz. Sevgilinizden, annenizden, babanızdan, yakınınızdan bir telefon bekliyorsunuz. Ama o telefon size yanıt vermiyor, size cevap vermiyor. Aslında bir saat kadar bile sizi bekletmeyecek bir insan sizi uzun zaman bekletiyor ve siz sürekli bir şeyler düşünmeye başlıyorsunuz. İşte başına bir şey mi geldi acaba? Ne oldu, beni aldatıyor mu? Ya ne oldu, bana küstü mü acaba? Bak uzun süredir bana hiç bu kadar ihtiyacımadığı olmamıştı. Ben ne yapacağım şimdi, kafayı yiyeceğim. Bir dakika, bu kimdi? Bu yine siz değilsiniz. O siz değilsiniz. Yine o beyninizde böyle küçük 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 sürekli hiç durmadan konuşan yargıç. En büyük yargıç ve en büyük düşmanınız. Şimdi düşman deyip de ona iyice böyle kinlenip de ufusuz küçük ses falan tabii ki demeye gerek yok. Aslında o da sizden bir parça ama gerçek siz değilsiniz. Sonra öğreniyoruz ki akşam vakti size geri dönüş yapıyor. Ya benim başıma şöyle şöyle bir şey geldi. Gerçekten çok aramak istedim sana ama bir türlü fırsatım olmadı. Siz başta böyle bir öyle mi falan. Sonra biraz zaman geçiyor. Haklı ya. Evet evet haklı. Bir dakika. Aynı kişi, aynı ben, aynı telefon. Aynı olay. Bana gerçekten cevap atmadı. Beni aramadı uzun bir süre. Arkadaşlar değişen hiçbir şey yok. Hiçbir şey değişmiyor. Tek değişen sizsiniz. Yani dünya değişmiyor. O aynı. Sadece siz değişiyorsunuz. Çünkü sizin dünyanızda sizden başka hiç kimse yok. Tek yapmanız gereken şey farkındalığınızı arttırıp tamamen anda kalıp bir şeyleri hissedip ve o küçük sesi duymamaya çalışmak. Aslında başlarda duymamaya çalışacaksınız. Sanki o başka birisiymiş gibi. Git. İşte bak şu. Dizi izliyorsun, ne kadar da gerizekalı bir çocuk. Nasıl bir hareket ya bu? Kış, kış, kış. İşte biri tabağı sert bir şekilde koydu. Evet, bu bir örnek olabilir. Şu kalemi masaya böyle biri vurdu diyelim. Ayşe diyor ki, Allah elinden düşürdü herhalde ya bunu. Gayet mutlu görünüyor. Diğeri diyor ki, kesin az önce telefonla konuştu, kesin birisine kızdı. Bak telefonu böyle. Ya ben az önce bir şey söyledim de acaba buna mı sinirlendi? O yüzden mi bunu böyle vurdu? Acaba bileğinde bir sıkıntı var da yavaş dokunuşlar mı yapamıyor? Şimdi hangisi gerçek? Hem hepsi, hem hiçbiri. O yüzden arkadaşlar, içimizdeki yargıcı susturup yargılamayı bırakıyoruz. Ne oldu? O insan vardı, bu kalem vardı ve kalem masaya geçti. Bu kadar. Başta sizi zorlayabilir mi? Bilmiyorum. Oyun gibi yapabilirsiniz aslında bunu kendinize. Böyle bunu eğlenceli hale getirebilirsiniz. Çünkü gerçekten müthiş bir özgürlüğe ulaşacaksınız. Ya içiniz böyle gitgide genişleyecek. İçinize sığamaz olacaksınız artık. Ve bu gerçekten sizi ya insan olarak da çok fazla yayılacak ve sizi çok çok daha mutlu edecek. Sizin gibi insanlar sizi bulmaya başlayacak. Mutlu insanlarla daha çok iletişim kurmaya başlayacaksınız. Gerçekten eskiden
bir olaya ne kadar üzüldüğümüzü şaşıracaksın. Ya gerçekten bu muymuş? Ya bu insan beni gerçekten üzebilmiş mi? Ama şöyle olmayacak. Ya ben eskiden bu geri zekalıya ne kadar üzülüyormuşum ya, boş boş konuşuyormuş. Çünkü ben işte küçük sesimi dinlemiyorum. Bir dakika, nasıl yani? Küçük sesini hani dinlemiyordum. Şimdi az önce ona geri zekalı dedim, boş boş konuşuyor dedim. Bu değil arkadaşlar. Olacak şey böyle bir şey olmayacak. Artık gerçekten sadece bilinç olacak. Ortada farkındalık olacak ve onu olduğu gibi alacaksınız. Kabul edeceksiniz. Ama bu kabullenmek demek değil. Olduğu gibi almak demek. Nasıl? Şundan hiçbir fark yok. Bu kalem. Kalem. Bitti. Bu kadar. Hiçbir anlam yüklemedim. Hiçbir düşünce, hiçbir duyguya, kalemle ilgili işte eskiden elime battı belki, çok büyük bir yarı kaçtı. Tabii ki buna gitmeyeceğim. Hiçbir yargı yok. Korkmayacağım. O yüzden arkadaşlar, para bana neden gelmiyor? Aşk neden beni bulmuyor? Önce bunu düşünün. Tabii seanslarda şöyle oluyor. Sizi geçmişe götürmüyoruz. Tabii ki geçmişe gitmiyorsunuz. Sadece böyle duruyorsunuz. Temizleme cümlelerimizi söylüyoruz ve bu şekilde yavaş yavaş o tıkanıklığı açmaya çalışıyoruz. Access bars ne değildir? Access bars sizin için bir ameliyat, fizyoterapi, tedavi, artık hani bu dokunuşlarla neler oluyorsa hiçbir fikrim yok. Onların hiçbiri değil. Tamamen siz yine aynı sizsiniz. Tabii ben dediğiniz şey her neyse. Sadece dediğim gibi farkındalığınız tamamen artıyor. Daha büyüyorsunuz. Evet, belki beden olarak hala aynısınız ama gerçekten çok 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 daha mutlu bir insan oluyorsunuz. Çok daha farkındalıklı bir insan oluyorsunuz. Sakın ha insanları kendinizden daha, insanlardan kendinizi daha böyle üstün görmeyin. Çünkü biz zaten egomuzu böyle küçücük 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 yapacağız ki gerçekten açılabilelim diye. Devam edelim. Huzur, güven ve iyi hal duygularını yaratır. Hem rahatlamış hem de enerjik hissetmenizi sağlar. Hamilelikte kolay, rahat ve sakin doğum sağlar. Çocuklarda ve gençlerde sınav öncesi sıkıntı ve endişelerin giderilmesini temin eder. Kendiniz ve diğer kişiler için zihninizde daha geniş bir kabullenme ortamı yaratmanızı sağlar. Bu kabullenme duygusu sayesinde ilişkilerde düzelme sağlanır. Kendinize koyduğunuz kısıtlamaları ortadan kaldırır. Böylelikle hayatınızın her alanında daha fazla olasılığa yer açmanıza olanak verir ve fırsatları kendinize çekmenizi sağlar. Kendiniz için şu an kullandığınız enerjiden daha fazlasını kullanmanızı sağlar. Şöyle bir örnek vereyim. Aşk için mesela olasılıklar alemine bir adım atalım. Bir örnek verebilirim. Dediğim gibi şu an kaç dakika oldu bilmiyorum, bayağı oldu sanırım. Çok kısa keseceğim ve bitireceğim videomu. Bir sonrakinde de neleri istiyorsanız, zaten kitapçıkta da elimde var, bilmiyorum bunu size... Evet, hepsini size okuyabilirim. Bunun üzerinde tartışabiliriz. Sizi bunun için zamanla tanıyacağım. Diyelim ki aşk. Aşk istiyorum, aşk istiyorum, aşk istiyorum. Böyle bir şey yok. Okey, çekim yasası tamam. Ama önce temizliğimizi yapmamız gerekiyor. Ve ondan sonra şöyle yapıyoruz. Benim, bana maddi manevi bolluk getirecek, mutlu olabileceğim, enerji dolu, neşe dolu, hayatla tam bütün olabileceğim bir ilişki yaşamam için neler mümkün? Bakın, aşkı sadece istemedik. Sadece bir insan istemedik. Ne oldu? Araçlar aslında biz farkında olmadan tık 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 yerini bulmaya başladı. Yani tesadüfler çoğalacak ki, tesadüf diye bir şey var mı yok mu? Bu konuda tartışılır. İşte yeni bir ortama girdiniz. İşte orada belki bir şey oldu. Yeni bir yerde çalışmaya başladınız. Yeni bir yere taşındınız. Yeni bir spor, yeni bir etkinlik, yeni bir eğitim. Nereden geleceğini bilmiyoruz. O yüzden asla cevap vermiyoruz. İşte yeni işimde bana aşkla gelsin. Cevap verdiğiniz zaman hayır, cevap yok. O zaman aşkı işe bağlamış oldunuz. Amacımız şu, asla cevap vermemek, nelerin mümkün olduğunu, nelerin daha iyi olduğunu sadece sorup bırakmak. Bu kadar basit. Sadece soruyoruz ve bırakıyoruz. Benimle bu anı paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Saatinizin kaçı gösterdiğini bilmiyorum. O yüzden iyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar diyebilirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bir heyecanla, bir solukla anlattım. Videomu izlediğimde eksiklerim nelerse onları tekrar size aktaracağım. Merak ettiğiniz ne varsa
doğru veya yanlış, yargıdan bahsettik arkadaşlar. Lütfen beni yargılamadan yorumlarınızı yaparsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoma hep birlikte hazırlanabiliriz. Desteğinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sizi tekrar evime beklerim.